PES Yani ve PES Türkiye kanallarında her hafta pazartesinden cumartesiye kadar atılan her videoya like atıp maksimum 6 yorum yapanlar her hafta 1000 coin kazanır. Ya bir kapa çeneni ya, hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Ne uzatıyorsun, hadi videoya geçelim. Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Haaland'ı diğer hem ikonik forvetlerle hem de normal kartlarla, hormonlu kartlarla bir analiz yapacağız. Kafamızda Haaland'ı oturtalım çünkü artık çok az kaldı Haaland top açılımına. O yüzden açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Aslında küçük bir fikrimi de söyleyeceğim. Öncelikle eğer bir mobil oyuncusuysanız, yani 1-2 ay sonra oyun kartı normale döneceği için aslında iyi bir kadronuz varsa ve yani orada bir Mbappe'niz bile varsa, yani ikona gerek yok, bence Haaland için değmez diye düşünüyorum. Ama evet, bir süper yedek oyuncusuna ihtiyacım var, gücü düşse de ben kullanırım diyorsanız açın. Özellikle konsol ve diğer platformlar, mobil dışındaki diğer platformlar diyeyim size. Net söyleyeyim ya, birazcık para tuzağı aslında. Biz tabii ki kanal yönettiğimiz için açacağız ama normal bir bireysel bir oyuncu olsam ya da bir kanalım olmasa, net söyleyeyim, bir iki tane şansıma denerdim. Gelmezse de gelmezdi, haberiniz olsun. Çünkü perşembe günü Neymar'da gelecek, haberiniz olsun diyoruz. Ve ilk oyuncusu Messi. Bu arada hiçbirini kulüp bosslamadım. Yani forvetiniz vardır ve kulüp bossuz oynayacaksınızdır. Ben bugün kulüp bossuz değerlendireceğim oyuncuları. Siz kulüp bosslu kullanıyorsanız iki kademe arttırırsınız aradaki farkı. Şimdi Lionel Messi ile kıyasladığımızda pasör yetenekleri konusunda çok büyük bir fark yiyor Haaland. Ama tabii ki de sıçrama konusunda Messi'nin çok üzerinde. Duran top yeteneği konusunda biliyorsunuz ilk maçını çekmiştik ve iki tane frikik golü atmıştı Haaland ama Messi tabii ki de duran top konusunda eline kolay kolay kimse su dökemez. Hız ve hızlanma konusuna baktığımızda ikisi de zor fullenen oyuncu. Tabii ki Messi daha çok zor fulleniyor. Hız konusunda bir kademe çok fark edeceğini düşünmüyorum. Hızlanma konusunda yazmayı unutmuşum. Messi'nin bir kademe üstünlüğü var. Yani hızda Haaland, hızlanmada da Messi bir adım önde. Onun dışında baktığımızda şut gücü çok önemlidir. Özellikle falsosu olmayan oyuncularda çok önemli. Çünkü falsosu olan oyuncu R2 ile atabilir, plase atabilir ama falson yoksa bu sefer sert şuta ihtiyaç duyarsın. Haaland'da bu var. Fiziksel teması ve sıçrama konularında çok iyi ama denge konusunda da Messi. İki kart bana göre birbirinden farklı kartlar zaten. Sadece analiz yapmamı istediğiniz Instagram'dan mesajlar geldi diye yapayım dedim. Şimdi gelelim Cruyff'a. Gizli forvet SF'de oynatılabiliyor ama 10 numara kartı olduğu için gizli forvet GF'de oynatırsanız ya da OOS'de oynatırsanız kartının özelliklerini veriyor. Baktığımızda pasör yetenekleri konusunda Haaland'ın ikinci kartı da yenik düştüğünü, hem de öyle böyle değil, bayağı yenik düştüğünü görüyoruz ve top kontrolleri konusunda hem Messi hem de Cruyff'e çok büyük bir fark yiyor. Bunu bir kere söyleyelim. Ama onun dışında hız ve hızlanma, şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, bitiricilik gibi özelliklerinde çok daha üstün olduğunu gördüğümüz Haaland denge konusunda Messi'den de Cruyff'ten de fark yiyor. Ama diğer kalan özellikleri fena değil. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Messi'ye de boksuz haline bitiricilikte bir kademe bile olsa fark atarken Cruyff'e 5 kademe fark atıyor. Bitiricilik takıntısı olanlar bunu muhakkak göz ardı etmesin. Şimdi biraz daha fizikli bir oyuncuyla kıyaslamak gerekirse bu Cristiano Ronaldo olmalı. Diğer kartlarda merak etmeyin var. Şimdi Cristiano Ronaldo'yla fullediğimizde Cristiano Ronaldo'yu kulüp bossuz şeklinde SLA'da 98 olsa da birçok kişi onu forvette, SF'de değerlendiriyor. Hız ve hızlanma konusunda aslında bakıldığında ben Ronaldo kartını çok seviyorum ama şimdi hızda 11, hızlanma da 7 fark çok büyük bir farktır. Özellikle Haaland'ı sabredebilir, süper yedek olduğu için sonradan oyuna alırsanız bu 15-16'ya çıkacaktır. Oyun içerisindeki hissiyatından bahsediyorum. Bu büyük bir fark. Yani hız takıntısı olanlar kesinlikle Haaland Ronaldo'yu tokatlıyor. Onu bir söyleyelim. Şimdi Ronaldo çok pasör bir oyuncu değil. Buna rağmen alçaktan pasta kafa kafaya olsalar da yüksekten pasta 11 kademe Ronaldo'dan daha kötü olduğu görünüyor. Her zaman söylediğim bir şey var. SF adamında uzun topa gerek yok. Yüksekten pasa çok fazla gerek yok. Sadece L1 üçgen pasında birazcık fayda sağlıyor ama ya forvet adamlarınızda çok fazla böyle L1 üçgende pas vereceğinizi ya da işte hani topun dibine falan çok fazla girmezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden hız ve hızlanma da iyi. Fiziksel temasta Ronaldo'ya bile fark atıyor olması çok iyi. Ronaldo çünkü fiziki açıdan güçlü bir oyuncu. Dayanıklılık iyi. Şut gücü daha iyi Ronaldo'dan. Ama onun dışında kafa vurma, denge gibi özellikleri. Bu arada Haaland'ın ilk maçını izlediyseniz orada rahatlıkla görmüşsünüzdür. Söyledim. Haaland kafa vuruyor. Sıçrama çünkü çok iyi. Boy var.
çok iyi ama kafa yeteneği, yani kafa vuruş kalitesi çok kötü. O yüzden orta kafa açtığınızda ya bir Lukaku gibi, bir Giroud gibi sağlam bir kafacı ya da Ronaldo gibi beklemeyin. Çünkü görüyorsunuz kafası 96 Ronaldo'nun, kafa isabet oranı bu. Ama Haaland'ın çok kötü olduğu görünüyor. Gelelim son dönemlerde Barcelona'da çıkan Romario'ya. Neymar'la kıyaslamayacağım. Neymar'ı, ya Neymar sol açık oyuncusu abi. O SF'de değerlendirilmez Neymar yani. O yüzden Neymar'la kıyaslamayacağım, haberiniz olsun. Romario'nun kulüp bossuz haliyle kıyasladığımızda Romario da çok kaliteli pasör yetenekleri olan bir oyuncu değil. Bu arada alçaktan pası yanlış yazmışım. Haaland daha iyi alçaktan pasta, yüksekten pasta 2, alçaktan pasta 4 kademe Haaland'ın iyi olduğu görünüyor. Haaland birçok karta pasör yetenekleriyle fark atamaz ve geçemezken Romario'yu geçiyor olması Romario'nun ne kadar pasör yeteneklerinin kötü olduğunu gösteriyor. Haberiniz olsun. Hız ve hızlanmada geçiyor, şut gücünde geçiyor, sıçrama fiziksel temasta geçiyor. Dengede çok kötü olduğu için hiçbir kartta dengede üstünlük sağlayamıyor. Onun dışında gördüğünüz gibi bu arada ben bayağı yanlış kafa olarak da aslında Haaland daha iyi, kırmızı yazmışım. Artık ya uykudan yeni uyandığımız için olabilir arkadaşlar böyle şeyler ama burada yayında düzeltiyoruz. Yani 9 kademe kafada Haaland üstün, haberiniz olsun. Şimdi gelelim Rashford'a. Süratli bir kart. Bununla da kıyaslamak gerekiyor aslında bakıldığında. Baktığımızda pasör yetenekleri ve top kontrollerinde bu sefer Rashford üstün çıkıyor. Aslında Rashford bu kadar üst düzey bir pasör bir kart değil ama yine de yani demek ki Konami'nin şişirme kartı zaten. Burada Haaland da şişirme kart da. Baktığımızda kafa olarak işte gördüğünüz gibi burada ortaya çıkıyor. Şimdi Rashford ve Haaland diyorsunuz. Ya ikisinin kafası nasıl Rashford 10 kademe üstün olabilir? İşte biraz önce bahsettiğim olay. Bakın sıçrama konusunda baktığınızda Haaland çok daha iyi ve boyu da olduğu için çok daha iyi kafa vurabiliyor. Ama sadece kafa vurabiliyor. Kafanın kalitesi maalesef çok kötü. O ilk maçta izlediyseniz görmüşsünüzdür. Yani ne darbeli vurabiliyor kafayı ne de isabetli vurabiliyor. Ancak şişirip topu R2'yle kafayla indirebilirsiniz, pas verebilirsiniz, onu yapabilir. Ama kaleye vurmakta Haaland kafa konusunda çok çok iyi değil. Baktığımızda Rashford'da fiziksel temas ve sıçramada üstün, geri kalan birçok özellikle kötü olduğu görünüyor. Rashford bosslamasanız bile 101'lik Rashford ve oyunun gerçekten zor fullenen kartlarından biri Rashford. Yani doğaldır geçmesi. Şimdi farkındaysanız birçok kartta pasör yeteneklerinde bir Romario'ya bir üstünlük sağladı, bir de Torres'e sağlıyor. O yüzden Romario ve Torres, aslında biz burada Haaland'ı konuşurken diğer kartları da detayını paylaşmış oluyoruz. Neden? Çünkü Fernando Torres ve Romario tiki taka oyuna gelmeyen forvetler. Çünkü Haaland kadar kötü pasör isabetli pas oranları ya da puanları varken maalesef Haaland'ı bile geçemiyor Torres. Ama diğer özelliklerine bakalım. Hız ve hızlanma. Yani hız 1, hızlanma 3 çok mu önemli? Yani o kadar fazla bir farkını görmezsiniz diye düşünüyorum ama şut gücü çok önemli. Falso yeteneği ne demiştim? Falso yeteneği olmayan adamların şut gücü olması lazım. Falso yeteneği Torres'te yok. Aynı. Bir kademe fark var aralarında. Ama bu sefer şut gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Fernando Torres'i iyi forvet yapan özellik çift vuruş çalımının olması. Onun dışında baktığımızda şut gücü anlamında, bitiricilik anlamında da Haaland'ın çok daha iyi bir kart olduğunu görüyoruz. Baktığımızda fiziksel temasta 15 kademe daha iyi, dengesi de 9 kademe daha düşük olduğu görünüyor. Peki şimdi dedik ki Haaland yavaş yavaş kafamızda oluştu. Haaland pasör bir kart değil. Süper yedek özellikle sonradan girdiğinde daha çok iş yapacaktır. Siz uzun boylu olduğuna bakmayın. Fiziki açıdan iyi ama kafa toplarında kötü. Peki Legend düzeltiyorum, ikon kartları bırakıp normal hormonlu kartlarda onu zorlayacak birkaç tane kart var. Onlardan bahsedelim isterseniz. Bunlardan bir tanesi hem hız hem de fiziki açıdan ve kafa hakimiyeti yüksek bir oyuncu dendiğinde oyunun belki de başını çekebilecek bir oyuncu. Çünkü Harry Kane, Lewandowski daha ağır. Şimdi 99 hızlı bir Lukaku'dan, Belçika milli takımında gelen Lukaku'yla kıyaslayacağız. Hız konusunda kabul, kafa kafayalar ama hızlanma çok önemli. Yani 99 hızına ulaşma evresi hızlanma bunu gösteriyor. İkisi de hızlanmaya, yani o son kademedeki hıza geldiklerinde aynı koşsalar da bunu şey gibi düşünün. Ya yani bir Porsche'un 0'dan 100 km'ye kadar çıktığı hızla
bir herhangi bir işte Ford Focus'un bilmem nenin hiçbir zaman aynı olmaz. Yani ikisi de 200 km hızla gittiğinde yan yana gider ama 200 km ulaşma hızında Porsche belki de sadece rüzgarı kalacaktır arkada. O yüzden böyle düşünmek gerekiyor. 10 kademe çok yüksek bir fark. Kafa hakimiyeti konusunda görüyorsunuz. Lukaku'nun bitiricilik, kafa bitiriciliği 92 iken Haaland'ın 10 kademe daha kötü olduğu görünüyor. Kafaları bu kadar kötü işte, haberiniz olsun. Şut gücü olarak Lukaku'dan daha hızlı şut çekiyor olması bana göre çok büyük bir artı. Lukaku çünkü çok kaliteli ve çok hızlı şutlar çekebiliyor. Güçlü şutlar çekebiliyor. Sıçrama konusunda da bakın farkındaysanız Lukaku'dan daha iyi ama kafa hakimiyeti yok. Gelelim Osimhen. Scout başarımızdır. Bunu silen oyuncular bile, player'lar bile oldu. Söyledik silinmemesi gerektiğini. Osimhen, Player of the Week'te gelen bir Osimhen daha başka sanırım Napoli'de de geldi diye hatırlıyorum. Ama gerçek anlamda oyunun baklı forvetlerinden biri. Çok güçlü bir oyuncu. Fiziksel teması, bitiriciliği, hız ve hızlanması çok iyi. Baktığımızda kafa hakimiyeti olarak Osimhen'den bile geride kalıyor Haaland baktığımızda. Duran top yetenekleri 77 ile 83 arasında bana göre bir fark yok. Yani duran topunuzu bu iki oyuncuya da kullandırtmazsınız takımınızda. Fiziksel temas açısından iyi. Şut gücü her zamanki gibi fark yaratıyor. Şunu gördüm. Alçaktan pasta Osimhen'i de geçiyor. Tabii Osimhen'den çok bir şey beklememek lazım. Yani kalkıp Fernando Torres ikon bir kart. Fernando Torres'in pasör yetenekleri iyi olsun da. Ya Osimhen zaten dünkü çocuk ama bu yıl Napoli'de izlediyseniz çok iyi işler yaptı. Çok da ilginç goller attı. Bence bir arada özetlerine bakın. Şimdi son kartımız Morata. Alvaro Morata'yı küçümsemeyin. O da çok kaliteli bir karttır. Hızı 95, bitiricilik 90, kafa 95 ve sıçraması 90 olan bir oyuncu. Fiziksel temas da var. Buna baktığımızda alçaktan pasta yine daha iyi olduğu görünüyor. Ama diğer kademelerde yüksekten pasta ve top kontrollerinde kötü. Fiziksel temas, sıçrama, şut gücü, hız ve hızlanma. Normalde 3'e 1 olsa falan neyse ama hız ve hızlanma ikisinde de 4'er kademe fark atıyorsa bu oyun içerisinde hissedilir, haberiniz olsun. Onun dışında kafa gördüğünüz gibi 13 kademe daha kötü, isabetli vuramadığı için. Bugünkü Haaland analizimiz bu şekildeydi. Açılır mı açılmaz mı tercih sizin. Eğer ben olsam ne yapardım söyleyeyim. Bir kanalım olmasaydı eğer, bir kanal bir şey üretmiyor olsaydım YouTube'a. Ben mobilde net söyleyeyim en fazla harcayacağım 300 ya da 500 MyClub parası. Ondan da Haaland, Ansu Fati ya da işte o stoper var bir tane. Şu anda adı aklıma gel, Fofana. Onları kovalardım. Zaten biliyorsunuz ki mobilde bir tane çıksın yeter. Fullleyebiliyorsunuz. Ama gelelim konsol kısmına ne yapardım. Yani çok ilginç. Eğer iyi bir kadrom varsa Haaland'ı 3-4 tane Haaland pazartesinden denerdim. Ama asıl benim için önemli olan Neymar olurdu konsolda. Sebebi şu. Yani zaten önümüzdeki yıla bütün hepsi gidecek. Yani oynayamayacaksınız bir sonraki yıl. O yüzden hani Neymar'ı yönlendirmek belki daha keyifli olur ama o da gelirse. Ama çok kararsız kalırdım konsol kullanıyor olsam, konsol oyuncusu olsam. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim bugünkü videom bu şekilde. Sürçülisan ettiysek affola. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.